Herkese merhaba, Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika şerbetli tatlının yapımını paylaşacağım. Bayramlarda ve davet sofralarında vazgeçilmezimiz olan şerbetli tatlıların sultanı sultan tatlısı. Şerbetli tatlı seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hadi hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayalım. 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye koyalım. Şeker eriyinceye kadar karıştırıp ocağa alalım. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar daha bekleyelim ve ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. 150 gram margarin, 2 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı pudra şekerini yoğurma kabına alalım. Bir miktar karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağı irmiği de ekleyerek krema kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Bu arada malzeme miktarlarını detaylı şekilde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tüm malzemeler iyice karışınca un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyelim. Bir süre kaşıkla karıştıralım. Daha sonra yoğurmaya geçelim. Ben unu kontrollü şekilde azar azar ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz hazır. Ben iki çeşit tatlı yapmak istediğim için ilk olarak ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum ve bir tabağa alıyorum. Tabağa yarım su bardağı süt ekleyerek hamurları kuru kalmayacak şekilde ıslatıyorum. Islanan hamurların tamamını mavi haşhaşa batırarak fırın tepsisine diziyorum. Günlük paylaşımlar için beni Instagram hesabım Serap'tan Tarifler'den de takip edebilirsiniz.
Şimdi sıra ikinci çeşitimizde. Yine ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Ortasını açıp bir tatlı kaşığı kadar fındık ekliyorum ve yuvarlayıp tabağa alıyorum. Tekrar sütle ıslatıp bu sefer her yerini fındığa batırarak fırın tepsisine diziyorum. Yarısı haşhaşlı, yarısı fındıklı olacak şekilde hamur bitene kadar bu işlemlere devam ediyorum. Thank you.